Karadeniz Müziği'nin sevilen ismi Cimilli İbo İbrahim Özer yaşamını yitirdi. Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü şarkıcıya bir ay önce de kardeşinin böbreğinin nakledildiği ortaya çıktı. Ancak sanatçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda kalan ve Cimilli İbo adıyla tanınan Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer sağlığına kavuşmuştu. Kısa bir süre sonra da böbrek yetmezliği ile mücadele etmeye başlayan sanatçıdan acı haber geldi. 49 yaşındaki müzisyen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşi böbreğini vermiş. Ünlü şarkıcıya böbrek yetmezliği nedeniyle bir ay önce kardeşi İsmail Özer'in böbreğinin makledildiği ortaya çıktı. Ancak tüm müdahalelere rağmen İbrahim Özer kurtarılamadı. Sanatçının cenazesi yarın kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Rize İkizdere'de defnedilecek. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de sosyal medya hesabından, bölgemizin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo'nun, İbrahim Özer, vefatını büyük bir tesirle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sanatçımıza Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum. Mesajını paylaştı. Cimilli İbo kimdir? Aslen Rizeli olan Cimilli İbo, 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı. Cimilli İbo, renkli kişiliği ile beğeni topladı ve ardından İnadım İnat adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı. Sibelim, Cayır Cayır Yanayı, Kakara Kikiri, Şakacı, Oyna, Hasretim Hepinize, Beni de, Esma Hala, Sevdalı, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını atmıştı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.